Eski Mısır. Gücünü ve iktidarını kanıtlamak için halkına acımasızca zulmeden hükümdar Firavun. Firavun'un her zaman destekçisi olan Haman. Büyük hazineler sahibi Karun. 20. yüzyıl. Ülkesinin dört bir yanına dev posterlerini astıran Adolf Hitler. Gazetelere gösterişli fotoğraflarının basılmasını zorunlu kılan Mussolini. Kendisine yeterince coşkulu tezahürat yapmayan bazı delegeleri öldürten Stalin. Ve tarihin farklı dönemlerinde yaşamış bu gibi pek çok insanın ortak karakter özelliği. Kibir. Kibirli kişiler tarih boyunca milyonlarca insanı kendileriyle birlikte azaba sürüklemişlerdir. Günümüzde de kibir sayısız insanı karanlık bir dünyaya çekmektedir. Bu karanlık dünyada insanlar samimiyetten uzaktır. Tek hoşlandıkları şey kendilerini övmek, başkaları tarafından övülmek ve ön plana çıkmaktır. Bulundukları her ortamda en iyi, en güzel, en başarılı kişinin kendileri olduklarına inanırlar. Ve bunu her yolla dışarı vurmaya çalışırlar. Bu ruh hali bütün davranışlarına yansır. Her an yapmacık tavırlar içindedirler. Kıskançlık, hırs ve öfke kişiliklerinde önemli bir yer tutar. Bu ruh hali devam ettiğinde ise bir süre sonra bu kimselerin kalbi Allah'ın ayetlerine karşı duyarsızlaşır. Kibirlenmek şeytanın en temel karakter özelliğidir. Şeytanın büyüklenmesi ve bundan dolayı Allah'ın rahmetinden kovulması Kur'an'da insanlara ibret olarak anlatılmıştır. Hani Rabbin meleklere, gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Meleklerin hepsi topluca secde etti. Yalnız iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah dedi ki, ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun? Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın. Allah dedi ki, öyleyse oradan, cennetten çık. Artık sen kovulmuş bulunmaktasın. Müminler Allah'ın her şeyi yarattığını ve insanlara tüm nimetleri verenin O olduğunu bilirler. Bu nedenle haksız bir büyüklenme içine girmezler. Verilen nimete kibirle değil, şükürle karşılık verirler. Ne kadar güzel, ne kadar zengin, ne kadar zeki, ne kadar itibarlı olsalar da bu özelliklerinden dolayı böbürlenmezler. Alçak gönüllü olmak, Kur'an'da önemli bir mümin özelliği olarak bildirilmiştir. O Rahman'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zaman da selam derler.